İstediğiniz okay. İşte evsizliğin ne olduğunu bu vaziyette kendi bedenim üzerine çok güzel yaşadı. Aslında güzel değil. Gene gülüyor. Ben evsiz kalmam sebebi sırf geçmişimle mücadele ettiğim için hep evsiz kaldım. Kiramı ödeyemediğim için değil. Kiramı diyelim ki bu ayın 15'inde evi tuttum. Akşam saat 6'da anahtarı verdiler bana. Her ayın 15'inde saat 6'da kiramı veririm. 16'sında değil, 15'inde. 5'te de vermem. Sen bana anahtarı kaçta teslim ettin? O gün ben de kiran geçiyor. İşte geçmişim yüzünden televizyonlara çıktığımda işi kaybetmemde, işi kaybettiğim için, çalışamayacağım için veya kapıda gelip eşyaları bulduğum için, hakkımı aradığım için, ben öyle doğmadım, böyle gömülmeyeceğim dediğim için hep işsiz kaldım. İşsiz kaldım da evsiz kaldım, evsiz kaldım da açsız kaldım. Yani bu toplumda yok sayıldım ve sokağa mahkum edildim. Devletin hiçbir kurum bana yardım konusunda 1 lira dahil vermedi. Çünkü bir geçmişin var, sana açılan bir kapı var, açık olan bir kapı var. Yine 2007'de milletvekilliğine adaylığımı koyduğumda kendi genel evindeki, bütün Türkiye'deki 63 tane genel evindeki ıslah-ı nefis dilekçemi kabul ettirdim. Bir daha oraya giremezdim. Kendim için en büyük başarı buydu. Sağ olsun bizim o dönem SFK'lı feminist kolektifindeki kadın arkadaşlarımızın Esra Baş vasıtasıyla avukatım Esra Baş'la müracaat ettik. Zürafa Hastalıklar Hastanesi'nde komisyon bana dedi ki buyur otur dedi. Ben şok oldum. Niye oturacağım ki ne dedim. Ben buraya ilk düştüğümde siz bana sordunuz mu dedim. Niye geldiniz buyurun çay kahve içer misiniz dediniz mi dedim. Şimdi bana otur diyorsun dedim. Dilekçemi ver, kabulünü gör, ben gideceğim. Onu başarmıştım. Yani bana tek iş kalıyordu. İster tuvaletçilik yapacağım, ister sokakta yaşayacağım ama ben yaşayacağım. Onu da yaptım yani. Genel evine çıktıktan sonra ilk maaşlı. Bak bir aylık iş bu. İşim Hırkay-ı Şerif Camisi'nde tuvaletçilikti. 2002 yılında İstanbul'a taşındığım sene Hırkay-ı Şerif Camisi'nde tuvaletçilik yapmıştım. Kolumu sıyırdım. Elimi o lağımlara soktum. O lağımlarda çöpleri, pislikler çıkarttım. O kokuyu içime çektim. Yani ben o tuvaletin kokusunu içime çektiysem ben her şeyi içime alırım. Her şeye boyun eğebilirmişim dedim. Her işi de yaparım dedim. 2014 yılına kadar da her şekilde böyle çalıştım. Hasta baktım, yemek yaptım, temizliğe gittim. Ama geçmişimi hep sakladım. Yani 2007'ye kadar hep saklıyordum. 2007'den sonra yüzümü açtım yani. 2002'de aslında ben yüzümü açtım. Yani televizyonlara çıktığımda maskeyle çıkmıyordum, gözlükle çıkmıyordum ve arkama dönmüyordum. Niye ben döneyim ya? Niye ben utanayım? Elit utansın, ben niye utanayım? Devlet utansın bana yaptıklarına karşılık. Halen de yapılana karşılık dedim. Ve yüzümü açtım ben. Bağıra bağıra söylüyorum. Evet ben eski oluyum. Evet ben genel evinde satıldım. Evet ben tecavüze uğradım. Evet benim annem bana bunları yaptı diyebiliyorum. Yapmadım mı? Çıksın karşıma. Yapmadım desin. Her konuda varım. 2014 yılında kalktım sokakta yaşayanlara şefkat derdi. İşte o dönemler gene ben 2012 her sene 3 Mart Seks İşçiler Günü dediğinizde Dünya Seks İşçiler Günü. Bunun da günü varmış ya. Onu da öğrendik. Her sene bir etkinlik yapıyordum. Kendimi zincirlemelere vurdum. Meclisin önünde gittim zincire vurdum kendimi. Ben bununla doğmadım, bununla ölmedim. Bu vesikayı benden alın dedim her zaman için. Her zaman. Bugün için gene diyorum. Çünkü o vesika benim neyimi engelliyor biliyor musunuz? Benim 5 jenerasyonumu engelliyor. Örneğin benim sigortam genel evinde açıldı. 1993 yılında. Orada başlatıldı. Her şey iptal oluyor ama sigorta iptal olmuyor. Bir iş yerine başvurduğumda son çalıştığın yer neresi diye sorulduğunda sigortalı çalıştığım yer genel ev diye çıktığında işveren iş vermiyor. Tanıdık yaşam tanımıyor. Bilmem ne derken bu zorlukları hep yaşıyorum. Halen de yaşıyorum.
Onun üzerine evsizler için kalktık, etkinlikler yaptık. İşte bir gün de sen sokakta yaşa, Şefkatler vasıtasıyla Hayrettin Bulanlar. Erkek misafirhanesi açtık. Ben kadını alınmazken ben erkeklere yer açmasına vesile oluyorum. Çünkü sokakta yaşaman ne olduğunu ben de biliyorum. Hani bunların arasında engelli var, yaşlı var, gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar var. Yani kimse isteyerek sokakta yaşamadığını ben biliyorum. Çünkü ben de isteyerek sokakta yaşamadım. Bu bir travmadır. Ama onu kabul ettirsin ama ettiremezsin. Ama toplum seni evsizliğe sıfatlandırır. Evsiz. Niye evsiz diye sormuyoruz. Alkolik niye sormuyoruz. Madde bağımlısı sormuyoruz. Sokak çocuğu. O çocuk sokakta gelmedi. O çocuğu sokak doğurmadı. Yani sokak çocuğu yok. Ama bizim sıfatlandırmamız budur. 2014 yılında kalktım çorbanın 4. günü devir aldım. Yani artık onların sözünü etmek istemiyorum ama 2 seneye yakın bir süreç. Her güne bir grup haline koyduğumuzda ilk dönem bireysel kendim gönüllü olarak yaptım. Sonra birkaç gönüllü geldi. Sonra dernekteki, sonra bilmem nerede derken biraz yavaş. Cemil, ses buraya çok geliyor. Tangır tungur. Teşekkür ettim ablam. Ondan sonra sonra ikinci dönem Ateizm Derneği geldi. Yaşayan Kütüphane. Üniversitelere gidiyordum o dönemler. Kadın anlatmaya çalışıyordum. Üniversitelere her şeyi anlatabilirsin. Beyin çok daha taze, daha çok genç. Seni kabul görüyorlar. Bunların yanlış olduğunu anlayabiliyorlar. Yani geçmişten geleceğe jenerasyona anlatılması daha kolay oluyor. O yüzden üniversiteler seviyorum. Eğitim şart mı? Evet şart. Ama parayla olan eğitim benim gözümde şart değil. Herkes okumalı diyorum. Ondan sonra Perşembe günü Oy ve Ötesi grubu geliyordu. Cuma günleri Hemşeriler ve Gönüllüler grubuydu. Cumartesi, pazar vay Ayşe ayva yedin diyordum. Çünkü mercimek nerede gelecek, tuz nerede gelecek, şey nerede gelecek. Sonra tesadüf eseri Ali Denizci ile tanıştım. Ali abiyle. O da Deliler ve Veliler Kahvehanesi var. Ali Denizci. Şu anda isim öyle geçiyor. Toplantıya geldi, dedi ki ne kızım sana ne lazım? Ya ben 100 tane kase isteyeceğim ya. Adam da hani o gün için 100 tane de bende var. İşte kaşık eksik, ekmek eksik. Ekmeği alıyorum, streçliyorum. Kaç kişi sokakta yatıyor. Yatanın kafasına ayrı koyuyorum. Uyanık olana ayrı ekmek veriyorum. Çünkü ekmek kurumasın, toz girmesin diye ona da dikkat ediyorum. Bir kaşığı açarken gönüllü geliyor, kaşığı açıyor, pat da hepsi yerde. Hepsi çöp. Onları gene ben ayarlıyorum. Mercimeği ben taşıyorum. Nerede ucuz bir kase bulabilirim diye bütün gün sağ olsun bizim Cemil, hep Cemil Güler var. Gönüllümüz, gönüllüm yani benim. Bir yerlerde bir şey ayarlama derdindeyiz. Gene sokaktakine bir şey taşıyalım diye. O dönemler işte ben hem çalışıyorum, hem temizliğe gidiyorum, hem yemeğe gidiyorum. Akşam geliyorum, günde 2 saat uykuyla çorba yapıyorum. Sabahın 4'üne 5'ine kadar çorba dağıtıyorum sokaktakilerine. Çorbayı bitiriyoruz. Geri Şefkatler'in evsizler evine geliyoruz. Gece saat 12.30. 12.30 yani saat 8.30'dan yola çıktığımız halde. 12.30. Ve 2 seneye yakın bir süreç yaptım. O esnada bizim Kadın Dayanışma Derneği'nde bir arkadaş Serap'ın kayınpederi rahatsızdı. Hasta bakıyordum Samba amcaya. Halen de resmi benim cüzdanımda, babamın resminin yanında durur. Acıbadem'e gidiyordum, fırtına. Kanser hastasıydı o da. Babam da kanserden öldüğü için biraz daha farklı yanaşıyordum ben. Babadan kıza geçer derler ya, evet geçiyor ya. Çorbayı dağıttığım dönemler daha başlamadan önce ben kanser olduğumu öğrenmiştim. Sağ yumurtalığım alınmıştı. Beyoğlu Belediyesi'nin orada mutfakta çalışıyordum. Ama ilaçlarımı alamıyordum çünkü SSK karşılamıyordu. Çorba dağıttığım esnada o insanları öyle gördüğümde biraz daha kendime moral buluyordum. Ya sen daha iyisin diyordum. Kendi kendime ilaç yapıyordum. Sonra işte biyopsilere gidiyorum, geliyorum. Benim evde evsizler kalıyor.
Anahtarı şuraya bırakın diyordum. Bir ofisiye gidiyorum. Siz hani çorba yaparsınız. Yani artık bir iki kişiye de sabitlediydim, yapabiliyorlardı. Yani istirahat etmem gerekirken ben 5. kata çıkıyordum. Her gün oradan geri iniyordum. Ama ilaçlarımı almam lazımdı. Bilmem ne derken. Hayat o kadar daha zorlaşıyordu. Yani bacağımda biyopsinin kanları akarken ben çorbada gidip anahtarı alacağım, eve geçeceğim, yatacağım bir gece diyordum. Ama bakıyordum ki ne çorba yerinde değildi. Çorbanın başına geri geçiyordum. Düşmeyeyim diye paso düşüyordum. Dengemi kaybediyordum. İlaçlar ağırdı. Ama kendi kendime ilaç yapmaya çalışıyordum. Moral olarak. Çünkü babadan kıza geçmiş. Babam da kanserden öldü. Ben kanserdim. Halen de tedavi görüyorum yani. Annemde göğüs altı kanser vardı. Ablamda 8 santim bağırsak alındığını biliyorum. Suni bağırsak yapıldığını biliyorum. Yani bu hayatımda olacak. Nasıl genel ev hayatımda varsa onu silmeye çalışıyorsam onu da silmem lazım dedim. Kendime böyle moral veriyorum. Sam amca o yüzden baktım. Hatta öldüğünde ben yanındaydım. Babamkinin de yanında değildim ama onun da yanındaydım. İnsan baba evinde geçmişi yüzünden kovulursa daha çok insanın zoruna gidiyor. 2009'da babam öldüğünde annem haydi diyor seninle uğraşamam diyor. Eşyalarını topla diyor. Evine sen git diyor. Nasıl diyor niye sırf dayımın karşısında sigara içtim diye dayımın karşısında ayak ayağının üstüne atıp oturdum diye. Kine ben asla benden bir yaş büyüğün karşısına ayak ayağının üstüne atıp oturan bir insan değilim. Ama dayımın karşısında yaptım çünkü benim o dayım, eniştem, beni genel evine gelip görenler vardı. Onlara karşı ben size inat daha demir. Acıyı çektikçe daha da dinç oldum, daha da ayakta durmaya çalıştım. Onu onlara göstermek istedim ama annem beni evden kovdu. O zaman dedim ben doğru yoldayım. Ne yaparsan yap, asla geri dönüp arkana bakma işe dedim. 2 seneye yakın o çorbayı yaptım. Çok güzel dostlar edindim, çok güzel arkadaşlar edindim. Çok güzel ciğerler buldum. Yüreğimin içerisine koyduğum, asla çıkartamayacağım bir yeni insanım var. Herkesin yeri bende ayrıdır ama o çorbayı dağıttığımda şunu öğrendim. Size ben çorbayı götürüyorum, adam bekliyor. Battaniye götürüyorum, adam bekliyor. Ayakkabı götürüyorum, adam bekliyor. Giydiriyorum, adam bekliyor. Ama hep beklemedesin, hiçbir şey yapmıyorsun. Ama ben oraya geleceğim saate kadar bütün gün bir yerlerde mücadele veriyorum. Ama sen çalışmıyorsun. Sen hep benim elime bakma mecburiyetinde değilsin. İş, aş, yaşama mücadele vermen lazım ki evsizlikten kurtul. 2016'ya kadar çorba yaptım, yeter artık dedim. Artık çok insan da öğrenmişti. Yani artık babamın çorbasıydı zaten. Onu kimse yapamaz. Herkes yapmaya çalışır ama onun bir tırnak ucu kadar tuz bile o benim babamın çorbasını yapın şuraya koyun. Ben size evsizin önüne 10 tane çorba koyalım. Bu Ayşe ablanın çorbası derler. Biliyorlar çünkü. Biliyorlar. Başka yere gönderdim. Yaptım buradan gönderdim. Hiç alakam yok. Hiç beni görmediler. Ve yediklerinde şunu demişler. Bu Ayşe ablanın çorbası. O çorbanın yerini kimse tutamaz. İstediğiniz kadar kurum olun. İstediğiniz kadar kişi olun. Ama çorbayı yapmak ayrıdır. Ben gene dedim. Ya dedim ben şimdi dedim bir şey yapayım ama hep boş bina gördüğümde evsizlere işte kolektif ev diye diyorum. Almanya'da biliyorum yani 3-4 arkadaş bir evi tutsa işte birinde kontrat, birinde elektrik, birinde su, birinde doğalgaz. Hani herkes bir şey destek koyarak birinde kira, herkes destekleri yani 5-4 kişi işte kirayı ortak vermek, elektriği, suyu ortak vermek. O zaman herkese bu koymuyor. Ama kolektif ev olmuş oluyor. Böyle yerleri hep hayal ederdim. Ama en büyük de şey işsizlikti. Ya işte evi bulduk ama iş yok. İşi bulduk ama ev yok. Tedavi edilecek ama merkez yok. Tesadüf eseri bizim eski dernek başkanı Dilara Hanım. Aslında dile getirmek istemiyorum ama gene de olsun. Emeği vardır bende. Mehmet Gürsü tanıyordu. Mehmet Gürsü 7 diye program yapıyordu. 2 sene önce beni oraya çağırdılar. Çorbadan Ayşe'yi anlattık. Ben ne yapmak istediğimi anlattım aslında orada. Aslında ben bir şey yapmak istemiyorum. Ben sadece
İş, aş, yaşam istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yani herkes gibi düzen istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çıktık orada anlattık. Hatta çorbacı Berkan Bey'i de götürdüm. Berkan Çelik'i de götürdüm. Canımdır o benim. Gittik orada ve dedim ki ben bunları yaşadım arkadaşlar. Ama ben artık bunları yaşamak istemiyorum. Ben insan olmak istiyorum. Aynı sizin gibi. Sadece benim yapabileceğim iş lokantacılık. Lokanta üzeri. Siz de burada evet gastronomisiniz, mutfakçısınız, hepiniz aşçısınız, şefsiniz. Ben buna başvurmak istiyorum. Ben bu yola başımı koydum. Siz de benimle var mısınız dedim. Ben hayatta sarılmak istedim. Yani kimse bana sarılmadı ama ben hep sarmak istedim. Orada sağ olsun çok tebrik aldık, çok alkış aldık ama alkış benim geleceğime hazırlamıyor ama onurumu gurur yüceltiyor. Oranın sponsoru Grundig'di. Özellikle çok teşekkür ediyorum. Kesmezseniz de çok teşekkür ederim size. Grundig bu dükkanın bana randevu bizden randevu istediler. Tamam dedim. Sevindik. Grundig çünkü Almanya'da hani bir kutu vardı. İçinde adamlar vardı ya. Ben o kutuda adam çıkartayım derken televizyonu bozmuşum işte. O hikayeyi anlattım. Çok etkilendi. Ne yapabiliriz sana dedi. Benden ben bir şey istemiyorum. Biz için bir şey yapmak isterseniz ben küçük bir lokanta istiyorum. Orada hem ben çalışayım hem sokaktaki bir arkadaşımı yanıma alayım. Sokaktan onu kurtarayım. İş, aş, yaşam verelim dedim. Bir bütçe çıkartın dediler. Tamam dedim bütçe çıkarttık. Ya bizim böyle bir şeyimiz var. İşte yılbaşı yemeğimiz, hediye alacağımız var. Biz bunu her sene bu parayı topluyoruz. Bir bütçemiz topluyoruz. Bunu bir derneğe bağış ediyoruz dediler. Tamam dedik. Dedik o zaman dernek kuracağız ama dernek için işte ne yapabiliriz, ne edebiliriz, toplu para lazım. Grundig yaşam suyu oldu. 2000 Şubat'ın 15'inde derneği kurduk 2017'de. Sonra dedik ki evet derneğimiz var artık, var. Ama daha çok sarılmamız lazım. Bu sefer mekan araştırmasına girdik, lokanta araştırıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ondan sonra burayı bulduk çünkü Bey yolunu çok iyi biliyorduk. Çorba dağıtıyorduk. Biz çorba dağıttığımız dönem burada belli esnaflar vardı. Havalar çok soğuk olduğunda, -5 dereceye geçtiğinde büyükşehir belediyelerin Zeytinburnu toplama merkezinde 600-700 kişiyi topladığı zaman bir de gitmeyenler vardı. Ve benim çorbayla ayakta duranlar vardı. Bir öğün sadece yiyenler vardı. Ali abi gene yemek veriyordu ama barınma yoktu. Yine barınma cümlesine de çok karşıyım. Konaklayacağı yer diyelim. Barınmak. Yani hayvana saygısızlık ediyoruz ya. Hayvan kadar değerim var mı? Yok. Hayvanın değeri var mı? Yok. Yani farkım yok onlar. Bizler sokaktakiler fark yok. Onun için bir fark yaratalım dedik. Hatta 2015-2016 Sabancı Üniversitesi'nde fark yaratanlara seçildim. Yine Betül Hoca vasıtasıyla. Emekler çok benim üzerimde maratoncuların, adım adımcılar. Ondan sonra dedik ya Beyoğlu'nda yer bulalım. İşte burada belediyeye gittim. Belediyeye işte imza kampanyaları yapmıştık çorba dağıttığım dönemler. Adamlar bize demişti ki işte 5000 küsur imza toplayın biz size yer gösteririz, yer açarız. Ha, bunların hepsi yalan ya. Hepsi yalan çıktı. Adamın dediği cümle şu Beyoğlu'na gittim. Bende kayıtlı evsiz yok dedi. Evsizin zaten kaydı yok. Bunu ben bilmiyor muyum? Ben biliyorum. Çünkü neden diyeceksin? Ben Karakol Sokağı'nda oturuyordum. Ama ben orada taşınan çok olmuştu. Ben başka adreslerde oturuyordum. Sokakta yaşadım. Ama benim kaydım gene oraydı mesela. Yani öbür adreslerde hiçbir şekilde kaydım yoktu. Yanlış olduğunu anladık. Adamlara yani sunacağımızı sunduk. Alacağımız cevabı aldık çıktık. Beşiktaş'a gittik. Adam dedi bende dedi 15 tane evsiz var dedi. Ben de 15 tane evsiz deyince çocuklar neyince. Saydım şimdi bizim çocukları. Bizim çocukları saydım. Onun bir kimi Antalya'daydı, kim Diyarbakır'da, kim Maraş'ta, kim bilmem nerede, kim askerde. Sen 15 tanesine bakmıyorsun ya, 6 tanesine bakıyorum dedim. Hatta bir tane kitap hediye ettim, okuyun dedim, sonra da görüşürüm dedim. Yani sen git Taksim'de aç, ben sana destek çıkarım dedim. Vallahi şimdi ben Taksim ikametgahınızı, gideyim Beşiktaş'ta dükkan açayım, belediye bana destek çıkmaz. Biliyorum. Beşiktaş'taki de bana destek çıkmayacağını çok iyi biliyorum. Bu da ayrı bir konu. Yani başla sağma. O zaman dedim biz dükkanımızı, derneğimizi kurduk o zaman biz dükkanımızı. Borç, harç, kimin kapısında dileneceksek ona gidip dileneceğim dedim. Burayı bulduk. Burası eskide bir kebapçıydı. Hatta şurada resmi var. Burada amaç sadece Ayşe'nin bir lokantası olması değil. Burada
Gündüzleri herkese açık bir lokanta olacak dedim. Ama yanı sıra da evsiz çalışacak. Çalışacak. İş. Aş yaşamı vereceğiz dedim. Ben nasıl istiyorsam onun da hakkıdır dedim. Onun üzerine 2017 yılında, 2 Kasım 2017 yılında Hayata Sarıl lokantasını sponsorlarla, işte Grundig, Beyaz Eşya, Klima, işte 10 bin lira bir parayla bağış yaparak derneğimizi kurduk. Şu lambalar Sabancı Vakfı'nda çalışan arkadaşlarımın 700 mi 800 lira bir para topladı. Kendi çalışan arkadaşlarımız, onlardan gelen parayla gittik, şunu aldık. Biri işte para gönderdi, dolap aldık. Ama kuramıyoruz, matkap lazım. İşte biri 50 lira gönderdi. Haydi koş Mecidiyeköy'e matkap almaya, ama yol parasını düşünmüyoruz. 49 liraya küçük el matkap aldık. Güzeldi. İşte bardaklar lavdan geldi. Çok güldüm. 96, 96, 96 geldi. Niye 96? Sponsoruma da sordum. O da çok güldü. Hatta kızıyla geldi buraya. İşte biri hamur makinesi gönderdi. Şurası fırındı. Biz burayı fırın diye kullanacağız. Yine benim halen de yemeğe gelen bir fırıncım var. Ya demiş de küçük küçük şey yaparız, ekmek yaparız. Hayata Sarıl ekmeği satarız, börek yaparız. Çok istedim. Sonra öğrendik yine kaçak. Yıkamadık ama şu anda arkası depo. Yani fırın içi depo. Yani işte her şey bir yerden geldi. Ne yaptık? İş imkanı sağladık. Ezilmişlerin, ötekileştirme. Niye öteki ya? Niye öteki? Sende de bir kalp var, onda da bir kalp var. Senin de saçın var, onun da saçı var. Senin de iki ayağın var, onun da iki ayağı var. Aynı kanı taşıyoruz. 3,5 litre kanı sende de var, bende de var. Niye ötekiyim o zaman? Öteki değiliz. Biz insanız dedik. Onun için sokakta yaşayan arkadaşlarımıza iş imkanı sunduğumuzda iş imkanı verdik. Psikolojik destek, bütçe eğitimi, mutfak eğitimi, hijyen eğitimi. Ben o mutfak eğitimindeki şeyi anımı anlatayım size. İntima'ya gittik. İntima nerede ben bilmiyorum ki. Adam kanyondaymış. Alışveriş merkezinde Ayşe gibi kadın ne işi var? Ben anca geçiniyorum. Kanyonlarda orada burada gezecek kadın hiç değilim. Hiç de bilmem. Oraya gittik. 3 gün boyunca. Hatta Defne de var orada. Rafet'in resmi vardı, o çıktı. 2 tane sokakta yaşayan, bir de ben. Gittik oraya. Mutfak eğitim alıyoruz. 3. gün bize sertifikayı verdiler. Sertifikayı verdiler. Emre Şef, Efe Şef, Kürşat Şef, Nilay Şef'im, Bayan Şef'im verdi. Ben ama ağlıyorum. Ama nasıl ağlıyorum? Hüngür hüngür ağlıyorum. Onlar niye ağladığımı bilmiyorum ama ben ağlıyorum. İlk defa ödül vermeden devletin vesikasının üzerine birisi bana bir sertifika verdi. Sen bu işi başardın dedi. Çok önemliydi. Ben aynısını yaptırdım Gözde'ye, söyledim bizim işletmeciye. Bunu da biraz küçült dedim. Antep'e götüreceğim, babam mezarına koyacağım dedi. Çok değerliydi. Her ay buraya ünlü bir konuk şef almaya çalışıyoruz. Mehmet Gürs geldi. Civan Er geldi. Şemsa şefim geldi. Maksut şefim geldi. Didem şefim geldi. Arda Türkmen şefim geldi. Arda Türkmen'e de çok güzel şey yazdıydım ben Instagram'da. SLM, çok güldük. Şefim bir gün sizi Hayata Sarıl'a bekleriz dedim. Ama üstüne SLM yazdım. Geçen hafta burada çok güldük ona. Burayı gündüzleri herkese açık bir lokanta. Ama size servis yapan birisi eski evsiz. Artık evsiz değil Cemil. 5 aydır benle ben de çalışıyor. Tanıştınız Cemil'le. 5 aydır benle ben de çalışıyor. İşte bu eğitimlerin aynısını Cemil de alıyor. Mutfak eğitiminkini aldı. Bak önce şuradaydı dedim, Cemil benimki yukarıda, seninki şurada dursun. Cemil ne olduysa 3 gün burada kaldı. 1 hafta 10 gün kaldı, sonra yukarıya kaldırdı. Senden benim ne geri kalan yanım vardı. Benimki de orada dursun abla. İyi dursun Cemil dedim. Yani benimle farkın yok. Seninle de benim farkım yok. Seninki, hatta benimkini aşağıya alsa iyi olur ya. İkide bir de indiririm, hava atarım derim ama. Olay bu. Ama akşamları burada ortalama en rekor sayım evsizlerde 183 kişiye yemek vermek. Her akşam haftanın 6 günü burada
evsizlere yemek veriyoruz ama bu çare mi değil. Örneğin iş görüşmesine göndereceğim arkadaşlar var. Bu benim ikinci projem Hayat Asarlı olarak. Fazla dillendirmedim ama artık dillendirmeye başlıyorum. Altyapısını çok güzel hazırladık. Hayat Asarlı Derneği'ndeki yönetimdeki arkadaşlarla çamaşırhane ve duş alanı açmak. Çünkü sokakta yaşayan adamın son ne zaman yıkandığını dile getirmektense görmek farklı oluyor. İçine çekmek farklı oluyor, kokuyor. İş görüşmesine gittiği zaman o kılık kıyafetiyle sen işe almıyorsun. O zaman buna bir çare bulmamız lazım. Gündüzleri kendisini aynı bu lokanta gibi çevirecek. İşte gideceğim gene bütün eşe dosta, bütün esnaflara masörtünü ver ben yıkayacağım. Askıda sabun yapacaksın diyeceğim. Akşamlarda aynı yemek saati gibi oraya bir düzen kuracağız. Orada 3 tane evsiz çalıştıracağız. Evsize yeni bir aş, yeni bir yaşam hattı tutacağız. Yine Cemil artık bir odalı apart tarzı evde kalıyor. Kirasını kendisi veriyor. Yani vallahi fazla da para harcamıyor. Yanı sıra okula başlayacak. Buradan çıktıktan sonra 6 ay sonra ben de Cemil çıkıyor. 6 ay sonra örneğin şimdi Arda Şef'in, işte, evet Arda Şef'inden söz aldım. Cemil bir ay ünlü daha profesyonel mutfakta çalışması için Arda Şef'ime gidecek. Ondan sonra Arda ile beraber karar vereceğiz. Cemil'i başka yere daha rahat, daha düzenli, hani daha acemiliğini, şeyliğini üzerine atmış ama profesyonel değil ama profesyonelle ön almış çalışacak bir yere işine koyacağız. Yani amaç Cemil'i burada bir sene boyunca her şekilde takip etmemiz. Ama bu da yetmiyor. İnsanlar, herkes sen ben değil. Herkes kendisini toplayabilemiyor. Türkiye'de bu tarz evsizlere mekan, devlet hastanelerinde uzun süreli tedavi, destekli bir yer yok. Örneğin Ametam'a gönderiyoruz, belli merkezlere gönderiyoruz, bağımlılık merkezlerine. Yani zaten sokaktan geldiği için bir travmadan geliyor. Kendisini toparlaması zor. Ondan sonra da onu böyle, yani üçüncü bizim projemiz tedavi merkezinin açılması. Toplumda yok sayılanların tedavisi edilmek istenip de ama edilemeyenleri bir nevi aynı bir köy evi gibi düşün. Orada gönüllü doktorlarımız olacak, psikologlarımız olacak, hukukçularımız olacak, gönüllü hepsi. Yanı sıra hani bugün gel yarın git değil, orada belli bir süre kalacak. Tedavi sürecini yiyeyim, içeyim, yatayım, 10 dönüm bostan, yan gel Osman, yok. Yok o. Orada çiçek ekilecek, çiçekten sorumlu birisi olacak. Birisi örneğin dükkan için domates lazım, o orada ekilip biçilecek organik tarzı. Biri orada fırın tarzı bir şeyler yapacak, ekmeği orada yapacak. Biri orada yemek yapacak, örneğin burada çıkan eski arkadaşımız orada işe başlayabilecek. Yani topluma kazandırmak için bu merkez lazım mı? Lazım. Şuraya, şu betonu koyacağıma ben gider, hayatsız insanlara iş, aş, yaşam olacak bir yer yaparım. Onun için Hayata Sarıl'da sizden ve bütün dinleyicilerimden, bütün seyircilerimden tek isteğim var. Instagram'da bizi takip edin. Lokanta Hayata Sarıl. Gündüzleri gelin burada. Cemil olmazsa öbürü gelecek. Öbürü olmazsa bir kadın olacak. Bir şekilde burada bir tane eski hayatsız insan var olacak hep. Ayşe Tükürükçü var olduğu müddetçe, Ayşe Tükürükçü'nün arkasındaki, Ayşe Tükürükçü sizin önünüzde bir askı. Bir askı. Ama benim kendi deyimimle gardırobum sağlam. Onu ne cevizden yaptım, ne betondan yaptım. Onların hepsi yürekli insanlar. Biz bunları yaptık. Haydi gelin beraber ne yapabilirse yapalım. Toplumda ölü öldürmek değil ya, yaşatmak. Onun için biz buradayız. Siz neredesiniz derim. Ama bana dersen ki ne, Kadınlar Günü'nü kutla. Kutlayamam. Sadece güler geçerim. Ben kadınım, bunlar o zaman niye yaşadım? Genel evine her gün kadınlar satılırken, beşikte çocuklara tecavüz edilirken, sokakta yaşamaya mahkum ederken, bir lirayı verip de beni sokakta dilençle mahkum ederken, siz neredeydiniz? Sizler bana bunları yaparken, ben burada bunu yapıyorum. Ben şu anda size gülerim. Gülerim. Çünkü kadın olmak o kadar da kolay değil.
kolaysa hep beraber kolay olalım. Zorsa gelin hep beraber zorluğu başaralım. Sadece 8 Mart'ta benim Kadınlar Günüm için beni oraya çağırmanız, buraya çağırmanız, şunu yapmanız, bunu yapmanız yanlış. Beni düşünmeyin, arkamdaki hayatsız kadınlar düşünün. Ben öyle yapıyorum. 8 Mart'larda ben alanlara çıkmıyorum. Çıkmayacağım da. Ne zaman ki 8 Mart'larda hayatsız kadınların genel evinde zoraki satılanların Kadınlar Günü onlara da kapı açılıyor. Haydi gidin kutlayın denirse ben de o zaman kutlarım. Onun haricinde kutlamam. Anneminkini kutlamıyorsam hiç kimseyi. Zaten annem boş ver ya. Benim bir yeğen çocuğum var. Ben anneyim artık. Biyolojik doğurmama gerek yok. Benim bir yeğen çocuğum var. Al bak biri boynu bükmüş. Orada duruyor. Biri mutfakta çalışıyor. Allah'a şurada oturuyorlar. Ben de kadın. Ben kadın bunlar yaşadım. Niye yaşattınız o zaman? Boş evde ev vermesiniz, iş yerine aş vermesiniz, bana toplumda yok sayarsınız. O zaman kadın değil miyim? Şimdi kadınım, o zaman da kadınım. Haydi o zaman. Kadınlar için başka bir şey yapalım. El ele, baş başa. Gülerim. Gülerim. Yeter. Teşekkür ederim. Rica ederim.